Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kefrin ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fallout 4'te nasıl elle mod yükleyebileceğinizi göstereceğim. Hani kullandığım site Nailbook Mod, zaten bu işe giriştiyseniz, hani mod yapmaya başladıysanız bildiğiniz bir sitedir. Bu, öncelikle hani Nexus Mod ne derseniz, çoğu hani 1900-1190 tane oyunun mod bulunan bir site. Nasıl açıklasam? Yani Skyrim, Fallout 4, Witcher, Stardew Valley, Cyberpunk, Modern Blade 2, pek çok oyuna mod mevcut. İnsanlar buraya kendi yaptıkları modları yüklüyorlar. Ben size bugün Fallout 4 için göstereceğim. Fallout 4'te de hani oyunumuzu seçiyoruz, Fallout 4'ü. Buradan istediğiniz hani modu seçebilirsiniz. Ben bugün hani AKM bu silah modunu yapacağım. Hani güzel bir mod. Gördüğünüz gibi hani resimde falan da güzel bir mod, kaliteli bir mod. Şimdi ilk girdiğinizde burada files, yani dosyalar seçeneğine tıklıyoruz indirmek için. Buradan mod manager'la da indirme seçeneği var, ama hani mod manager tam verimli bir uygulama değil. Bazı zamanlar hani sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden ben elle kurmayı göstereceğim. En garanti yöntem bu. Manuelde olan seçeneğini tıklıyoruz. Burada dosyamız 80 MB'mış. İki seçeneğimiz var: Free ve Premium. Premium da aldığınız internet hızının sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Ama Premium da yaklaşık hani 2 dolar falan. Bu premium aldığınızda reklamları da görmüyorsunuz. Hem siteye de destek olmuş olabiliyorsunuz. İndirme adınız da şey. Ama ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Sadece hızınız 1 megabayta sınırlar. Ve hani tek indirmek zorunda kalırsınız. Otomatik indirme falan filan olmaz. Slow down tıklıyoruz. 80 saniye falan sürer internet hızı 1 megabitse. 8 megabitse yaklaşık olarak. İndiriyoruz. Ben bu modu indirdim. Burada hani gördüğünüz gibi, yani hani karışık gelebilir. Pek çok şey var. Hiç de öyle değil. Hani gözünüz korkmasın. Oyunun dosyasına gidiyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Mesela oyunun, şu an benim oyunum data D'de kurulu burada ve Fallout klasöründe kurulu. Yani oyun burada kurulu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz buraya girdiğimizde, oyunun ana dizinine girdiğimizde data klasörüne giriyoruz. Burada hani diğer modlar da mevcut. DLC'ler, texture'lar falan, pek çok şey var bu data klasöründe. Şimdi biz bunu alıyoruz. Seçiyoruz hepsini. Burada gördüğünüz bütün dosyaları kopyala diyoruz. Ve yapıştır diyoruz. Yapıştır. Sizde bu hedefte aynı adda bunu demeyecek arkadaşlar sizde, çünkü hani siz daha önce kurmadınız. Derste bile hani bir iki tane ses dosyasını oynadığı için olabilir. Ben hedefteki dosyaları değiştiriyorum. Tekrar kuruyorum yani şu an. Evet. İşlemimiz bu kadar basit. Yani data klasörüne atıyoruz. Ama iş bitmiyor. Hani şu an ekleme modu ekledik. Ama bunu aktifleştirmemiz lazım. Nasıl aktifleştireceğiz? Bunu oyunun içinden yapacağız arkadaşlar. Şimdi de o kısma geçelim. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuza girdik. Burada ana ekranda modlar klasörü olacak. Bende Türkçe yama var. İsterseniz onu da kurgumunu gösterebilirim. Mods'dur büyük ihtimal sizde. Buraya giriyorsunuz. Biraz bekliyoruz burada. Burada hani Bethesda.net'e bağlanmanızı istiyor. E-mail adresinizi falan istiyor. Bizim bununla işimiz yok. Home tuşuna basıyoruz. Eklentiler diyor. Sizde daha farklı bir şey der. Home tuşuna basıyorum. Pardon ya. Home tuşuna bastım. Ve şu an data dosyalarında yüklü olan bütün modlar burada. Gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde yanında tik olmayacak hiçbirinin. Yaptığınız modların. Buraya girdikten sonra hepsinin ya, Enter'a basıyorsunuz. Etkin diyor mesela. Devre dışı bırak. İstemediğiniz zaman da bunu devre dışı da bırakabilirsiniz. Ben şu an etkinleştiriyorum. İki tane ESP dosyası varmış bu modun. İkisini de etkinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi mod şu an etkinleşti. Geri çıkıyoruz.
Bakın, mod seçimi yüklemesi değişti. Oyun dosyalarınız tekrar yüklenecek diye bir uyarı çıktı. Buna tamam diyoruz. Biraz bekliyoruz. Bir ufak bir yükleme ekranı sokuyor bize. Tamamdır. Şu an oyunumuz modlara uyumlu hale geldi. Devam et diyorum. Onayla dedim. Şu an oyunumuza girdik. Burası yanıyormuş, kusura bakmayın. Genel olarak arkadaşlar, sonradan eklediğiniz hani eşya dosyaları, eşya modları kimya tezgahlarında yapılabilir. Kimya tezgahı nerede bulacağız derseniz, V'den V'ye basıyoruz. Ama kampınız olmanız lazım. V'ye basıyoruz. Buradan ürettiğim crafting. Burada kimya tezgahı gördüğünüz gibi. Buradan üretebilirsiniz ya da korunaklı tepede, tam şu noktada bir tane mevcut. Bunu da taşıyabilirsiniz isterseniz. Şu an çok fazla ağırlık taşıdığım için biraz yavaş yürüyorum. Ve kimya tezgahına gittik. Kullan diyoruz. Ve burada hani bakın, ben başka modlar da vardı. Onlar da burada. Hani bu kimya tezgahında her mermi falan da üretebilirsiniz. Weapon AKM, yani silah modumuz bu. Buna tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi gerekenler var. Hani öyle ücretsiz bir şekilde de üretemiyorsunuz. Burada istediği şeyler var. Mesela alüminyum 6 tane, bant 2 tane, taarruz tüfeği 1 tane, tahta 8 tane, vida 8 tane. Bunlardan elinize mevcut olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Ama hani belli bir seviyeye de gelmeniz lazım. Ben şu an hani oyuna sıfırdan tekrar başladığım için şu an seviyem yeterli değil. Biraz ilerlediğimde rahatlıkla yapabilirim bunu. Sıkıntı yok. Zaten elimde malzeme de var. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İstediğiniz mod varsa onu da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.